X, Y, Z, T ve Q elementleri metal, ametal ve soy gaz olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisinde hata yapılmıştır diye sorulmuş sorumuzda. Peki. Bakalım. Önce katman elektron dizilimlere bakalım. Ona göre metal, ametal, soy gaz sınıflandırması yapalım. X 2 olarak verilmişti. Bakıyorum katman elektron dizilime 2. Peki ne diyeceğim? 2A grubum diyeceğim. Hayır. Atom numarası 2 olanın yani tek bir katman ve 2 elektron bulunduran atomun helyum olduğunu bileceğim. Birinci periyot 8A. Aslında helyumdan bahsediyoruz. Buna dikkat etmem lazım arkadaşım. Peki. Dolayısıyla X için 8A grubu elementi. 8A grubu elementi olduğuna göre X 1 soy gaz. O halde burada X metal diye belirtilmiş. Hatalı. Ama diğer seçenekleri de inceleyelim. Y için bakıyorum. Y'nin atom numarası 8'di. Yani soruda bize verilmişti. Atom numarası 8. Katman dizilim 2, 6 şeklinde. Peki son katmanda 6 elektron var. Demek ki 6A grubu elementi. İkinci periyot 6A. Yani ametal. Peki. Atom numarası daha doğrusu katman dizilimde 5, 6, 7 elektron bulunan atomların çoğunluğu ametal. Bunu bileceğim. Peki. Z'ye bakıyorum. Atom numarası 10 olarak verilmiş. Katman dizilim 2, 8 şeklinde. Son katmanda 8 elektron var. Demek 8A grubu elementi yani soy gaz. T'ye bakıyorum. Atom numarası 13 olarak verilmiş. Katman dizilim 2, 8, 3 şeklinde. Son katmanda 3 elektron var. 3A grubu elementi. Aslında o alüminyum 1A, 2A, 3A metaldi çoğunlukla. Dolayısıyla bir metal. Q'ya bakıyorum. Atom numarası 17 olarak verilmiş Q'nun. Katman dizilim 2, 8, 7 şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 3. periyot. 7A grubu elementi, 7A grubu elementleri ametaldi. Dolayısıyla hata yapılmış olan A seçeneği. X atomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor denilmiş. İlk bilgimiz şu. Periyodik tabloda 15. grup elementidir. Hocam 15. grup nereden çıktı? Biliyorsunuz Yupak sistemine göre periyodik sistemde 18 tane grup var. 18 grup. Bu 18 gruptan 8 tanesi A grubu, 10 tanesi ise B grubu. Yani periyodik sistemdeki sıramız şu aslında. Mesela 4. periyot üzerinden grup sırası yapabiliriz. Periyodik sistemin ilk grubu 1A. İkinci grup 2A. Sonra 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. Yani 3 tane 8B'miz var. Biraz AYT konusuna ilgilendiren bir şey. Ama yine de şunu bileceğiz. Bunun daha pratik bir şekilde kullanımını size birazdan vereceğim. Sonra 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A'ya kadar gidiyor. Yani 18 tane grubu böyle yerleştiriyoruz. O zaman periyodik sistemin ilk grubu yani birinci grup nedir hocam diye sorulduğu zaman birinci grup A grubu. Peki ikinci grup nedir diye sorulduğu zaman birinci grup 1A grubu. İkinci grup 2A grubu. Peki sıradaki üçüncü element nedir diye sorulduğu zaman üçüncü grup. Üçüncü grup 3A grubu değil işte. Üçüncü grup 3B grubu. Peki 3A grubu kaçıncı grup hocam diye sorarsanız buraya kadar toplam 12, dolayısıyla 13. grup. Yani sadece A grupları bizi bu durumda ilgilendireceği için onlara dikkat etsek yeterli. Yani o zaman şunu söyleyebilirim. 1A birinci grup, 2A ikinci grup elementi, 3A üçüncü grup elementi değil. Arada B grupları var. Kaç tane var hocam? 10 tane. Dolayısıyla onun için sıra 13. grup. 4A 14. grup element. 5A 15. grup element. 6A 16. grup element. 7A 17. grup elementi. 8A'da 18. grup elementi. Ama hocam ilk 3 periyotta işte B grubu yok. Dolayısıyla 18 tane atom yok. Mesela dedi ki bana ikinci periyot 3A. Burada olduğu gibi ikinci periyot 3A. 3A grubu olduğunu biliyorum. Peki periyodik sistemin kaçıncı grubudur diye sorulduğu zaman periyodik sistemin 13. grubudur diyeceksiniz. Peki buna bakıyorum. 2, 8, 5, 5A grubu. O halde 5A grubu periyodik sistemin kaçıncı grubudur Yupak sistemine göre? 15. grup elementidir diyeceksiniz. Hocam 15 tane zaten grup yok o periyotta falan diyebilirsiniz ama fark etmiyor. Sistem böyle kurgulanmış. Peki periyot tabloda 15. grup elementidir. Yani benim anladığım 5A grubu elementi.
Temel enerji düzeyi sayısı 2'dir. Ne demek? 2 katmandan oluşuyor. O halde bakıyorum 5A grubu 1, 2 katmandan oluşuyor. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet, sorumuz bir bilgi sorusu. X ışınları ile yaptığı deneyler sonucu bazı elementlerin atom numaralarını bulan ve elementlerin kimyasal özelliklerinin atom numaralarına bağlı olduğunu kanıtlayan bilim insanı aslında kendisi kütle spektrometresi denilen bir cihazla çalışıyor. Kütle spektrometresi. Yaptığı çalışmalar sonucu elementlerin proton sayısıyla yani atom numarasıyla elementten yayılan X ışınlarının karekökü arasında doğru orantı olduğunu görüyor. Böylelikle bir müddet sonra diyor ki Mendeleyev kütle numaralarının artışına göre periyodik sistemi kurgulamıştı ama bu iş doğru değil. Çünkü elementin kimyasal özelliğini belirleyen şey proton sayısı. O halde periyodik sistemi tekrardan düzenleriz ve neye göre düzenleriz? Artan proton sayılarına göre düzenlemiş. Tüm bu çalışmaları yapan kişi Henri Moseley. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Çeşitli elementler verilmiş, atom numaraları verilmiş. Bunlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Direkt başlayalım. Ametal özellik gösterenler X1, X1 derken aslında X katman dizilimde bir elektron olan birinci periyodun 1A grubunda yer alan yani aslında hidrojen. Hidrojen bir metal değildi ve buna sürekli dikkat ediyorduk. Hidrojen bir ametal. Peki Y'ye bakıyorum. Y9 katman elektron dizilimi 2-7 şeklinde ikinci periyot 7A. 7A olduğuna göre o da bir ametal. Halojen. Peki Q'ya bakıyoruz. Q atom numarası 17 olan element. 2, 8, 7. O da 7A grubu yani halojen. Dolayısıyla X, Y ve Q ametaldir. Bu doğru. Yani X bir ametal, Y bir ametal, Q bir ametal. Diğerlerinden de ametal olabilir mi acaba? Ona bakalım. Z için kontrol ediyorum. Atom numarası 12. 2, 8, 2. Katman dizilimi 2 ile bitiyor. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 2, 2A. 2A grubu metaldi. Peki, aynı şekilde T'ye bakıyorum. Atom numarası 13. 2, 8, 3. Son katmanda 3 elektron var. 3A grubunda. 3A grubu metaldi. Peki, M'ye de bakalım. M ise atom numarası 18, 2, 8, 8. Yani 8A grubu elementi. Demek ki o bir soygaz. Peki, ametal özellik gösterenler doğru verilmiş. Son katmanda 8 elektron bulunduran M'dir. Şimdi bulduk. Bu ifade doğru. Katı ve sıvı halde elektriği iletmek için metal olmak lazım. Peki X, Z ve T metal mi? Hayır. Bunların arasında X ametal. Biraz önce belirtmiştik. Z ve T metal midir? Evet, Z ve T metaldir iletir. Ama X'ten dolayı bu örnek yanlış. Peki temel enerji düzeyi sayıları aynı olanlar ne demek o? Periyot sayıları aynı olanlar yani katman enerji düzeyi sayıları aynı olacak. Z, T, Q, M. Bir bakalım. Z'nin temel enerji düzeyi sayısı kaçtı? Z için bakıyorum 1, 2, 3. T için bakıyorum 1, 2, 3. Peki M için bakıyorum 1, 2, 3. Q için bakıyorum 1, 2, 3. Dolayısıyla temel enerji düzeyi sayıları aynı. Peki son katmanda aynı sayıda elektron bulunduranlar, son katmandaki elektron sayıları aynı olanlar Y ve Q'dur diyor. Y'ye bakıyorum son katmanda 7 elektron var. Q'ya bakıyorum son katmanda 7 elektron var. O halde yanlış olan C seçeneği. Periyodik sistemdeki X, Y, Z elementleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş sorumuzda. Bir bakalım. Temel enerji düzeyi sayıları verilmiş. Yani katman sayıları. Buradan biz periyot sayısına ulaşabiliyoruz. Yani aslında X için şunu söyleyebiliriz. 3 katmanlıymış X. 2, 8. Son katmanında ise düzelteyim. 3 katmanlı ve son katmanında 1 elektron varmış. Demek ki X için söyleyebileceğimiz şey 3. periyot 1A grubunda bir alkali metal. 1A alkali metal. Peki aynı şeyi Y için yapalım. Y'ye bakıyorum 2 katmanlıymış. Dolayısıyla şöyle yazalım. Son katmanda 7 elektron varmış. Demek ki ilk katmanda 2 elektron olmak zorundaydı. O halde 1, 2, ikinci periyot 7A grubu element. Yani o bir
Halojen. Hatta ametal olduğunu da belirtelim ki daha halojenler ametaldi. Hatta şunu söyleyebiliriz. İkinci periyot 7A grubunda yer alan element flor aslında. Atom numarası da 9. Peki Z'ye bakalım. Z'de 3 katmanlıymış. 1, 2, 3. Son katmanında 3 elektron varmış. Demek ki öncesi 2, 8, 3. Son katmanda 3 elektron olduğuna göre 3. periyot 3A grubu. 3A grubu bizim için toprak metal. Yani metal grubu. Peki. X'in atom numarası 11'dir. Biz buradan sayabiliriz. 2, 8, 1 daha 11. Yani bu doğru. X ile Z aynı periyotta yer alır. Bakıyorum X ile Z için katman düzey sayılarına. X ve Z'nin katman düzey sayısı aynı. Veya şuradan da bakabilirsiniz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zaten bulmuştuk. İkisi aynı periyot elementi. Y kararlı bileşiklerinde yalnızca eksi 1 değerli kalır. Y flordu. Flor özel bir element. Yani elektronegatifliği en yüksek olan element. Ve bileşiklerinde yalnızca ve yalnızca eksi 1 değerli kalır. 7A'daki diğer elementler eksi 1 artı 7 arasında değerlikler alabilirler. Ama flor sadece eksi 1 değerli kalır. Peki Z ile Y arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Z ile Y'nin ne olduğuna bakalım. Z bir toprak metaliydi. Yani Z bir metal. Peki Y'ye bakıyorum. Y'de bir halojen, flordu. Yani Y'de bir ametal. Metal ametal arasında elektron alışverişi ile iyonik bağlı bileşik oluşabilirdi. Peki son öncülümüze bakalım. X ile Z arasında kovalent bağlı bileşik oluşur diyor. Kovalent bağlı bileşik oluşması için her iki bileşiğin de ametal olması lazım. Ametaller arasında elektron alışverişiyle kuruluyordu. Peki X için ne demiştik? Metal. Z için ne demiştik? Metal. Metal metal arasında bileşik oluşmayacaktı. Dolayısıyla yanlış olan, hatalı olan E seçeneği. Evet, X, Y, Z elementlerin periyodik sistemdeki yerleri hakkında çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre X, Y, Z'nin değerli periyodik sistemdeki konumları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş sorumuzda. Verilen bilgilere bakalım. X ile Y'nin değerli elektron sayıları aynıdır. Yani değerli elektron sayıları aynıysa çok yüksek ihtimalle aynı grup elementleri. Yani şöyle sıralayabilirim. X yukarıda, Y aşağıda olabilir. Ya da aynı grupta Y yukarıda, X aşağıda olabilir. Aynı gruptaki elementlerin değerli elektron sayıları çoğunlukla aynıydı. Helyum ve diğer soy gazlar istisnası hariç. Y ile Z'nin temel enerji düzeyi sayıları aynıdır. Temel enerji düzeyi sayıları aynı demek, aynı periyot elementleri demek. O zaman Y ile Z aynı periyotta. Yani Z burada olabilir, Z burada olabilir, bilmiyorum. Ya da Z burada olabilir, Z burada olabilir, bilmiyorum. Peki. Atom numarası en büyük olan Y'dir. Yani sıralamanızı yaparken atom numarası en büyük olanın Y olduğuna dikkat edeceksiniz. Peki bu sıralamanın içerisinde eğer Y'yi şurada yukarıda X'in üstünde alırsam atom numarası aşağıya doğru arttığı için atom numarası en büyük olan Y olmaz. Demek ki bu ihtimal ortadan kalktı. Yukarıdaki düzenekte atom numarasının Y'nin en büyük olması için Y aşağıda olmalı. Doğru. Ama o zaman Z'yi buraya yazarsak Z'nin atom numarası en büyük olur. Aynı periyotta olduğunu biliyorum Y ve Z'nin. Çünkü aynı periyotta sağa doğru gidildikçe atom numarası artıyordu. O halde Z'yi bu tarafa yazabilirim. Demek ki doğru sıralamamız bu şekilde olmalı. Ama şıkları kullanarak da bunları doğrulayabiliriz. Yani biz artık doğru cevabın B olduğunu gördük. Bir de şıkların üzerinden işlem yapalım. X ile Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. Yani aynı grupta sağlıyor. Y ile Z'nin temel enerji düzeyi sayıları aynıdır. Yani Y ile Z aynı periyotta sağlıyor. Atom numarası en büyük olan Y'dir. Evet. Yani atom numarası sağa ve aşağıya doğru inildikçe artıyordu. En sağda en aşağıda olan Y. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği. Periyodik sistemin 2A grubunda yer alan elementler ile ilgili niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? Yani 2A grubunda yer alan birden farklı element için kesin farklı olan şeyi bulacağız. Bir kere 2A grubunda yer alan elementleri bir yazalım. Mesela berilyum yer alıyor. Ki bunu yazmadan da zaten soru çözülebilir. Manezyum yer alıyor. Kalsiyum yer alıyor. Bu şekilde gidiyor. Berilyum atom numarası 4. Manezyum atom numarası 12. Kalsiyum atom numarası 20. Bunlar aynı periyotta mı yer alıyorlar? Hayır, kesinlikle farklı periyot. Çünkü burası berilyum ikinci periyot. 2-2. Manezyum 3. periyot. Kalsiyum da 4. periyot. Zaten aynı grupta yer alıyorlarsa farklı periyotta olmak zorundalar.
O zaman bunların temel enerji düzeyi sayıları aslında ne demek istiyor temel enerji düzeyi sayısı derken? Periyot noları. Peki bakıyorum 2, 2 temel enerji düzeyi sayısı 2. Manezyum 2, 8, 2 temel enerji düzeyi sayısı 3. Kalsiyum 2, 8, 8, 2 temel enerji düzeyi sayısı 4. Kesinlikle birbirinden farklı. Peki değerli elektron sayıları? Her birisinin değerlik elektronu 2. 2 A grubunda yer alan tüm elementlerin değerlik elektron sayısı 2. Dolayısıyla bu aynı. O halde bu gitti. Bileşiklerinde aldıkları yük 2 A grubundaki elementler bileşiklerinde sadece artı 2 iyon yüküne sahip olabiliyorlar. Yani son katmanlardaki 2 elektronu vererek soy gaz düzenine benziyorlar. O halde bileşiklerinde aldıkları yükler de aynı. O halde kesinlikle farklı olan yalnız 1 olmalı. Cevap Adana. Sorumuzda modern periyodik sistem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bu arada modern periyodik sistem, Moseley'in kimyasal özellikleri belirleyen şeyin proton sayısının olduğu keşfetmesiyle başlıyor. Dolayısıyla Mendeleev'in tablosu artan atom, artan kütle numaralarına göre sıralanmıştı. Ama Moseley, periyodik sistemi, modern periyodik sistemin başlangıcında artan atom numaralarına göre periyodik sistem elementleri sıraladı. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Her periyot 1A grubuyla başlar. Evet, periyodik sistemde her periyot 1A ile başlar. 8A ile biter. Dolayısıyla her periyot 1A ile başlıyor. İlk periyotta yalnızca hidrojen ve helyum yer alır. Evet, ilk periyodun ilk elementi hidrojen, ilk periyodun ikinci elementi ise helyumdur. Demek ki ilk periyotta sadece 1A'daki hidrojen ve helyum vardır. Peki, 3A grubundaki tüm elementler metaldir. 3A grubunun elementleri bor, alüminyum, galyum, indiyum, talyum şeklinde devam ediyor. Bor atom numarası 5 olan element ve ilk element olan bor yarı metal. Ama altındaki alüminyum, galyum, indiyum, talyum ise metal. Dolayısıyla 3A grubunun tamamı metaldir diyemiyoruz. İlk element olan bor yarı metal. O halde D seçeneği yanlış. 3. grup ve 12. grup dahil olmak üzere bu grupların arasında kalan elementler geçiş elementidir. Aslında şöyleydi. 1A 1. grup elementiydi. 2A 2. grup elementiydi. Sonra periyodik sistemde 4. periyottan itibaren başlayan bir durum. 3B grubu vardı. O 3. grup elementiydi. Yine aynı şekilde 1B, 2B ve 3A şeklinde periyodik sistem devam ediyor. Arada 4A, 5A, 6A, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B şeklinde devam ediyor. Şu 11. grup elementimiz, şu 12. grup elementimiz, 3A ise 13. grup elementi. O halde 3. grup ve 12. grup dahil olmak üzere yani bu aralık geçiş elementi. Onu bileceğiz. Peki dolayısıyla bu seçenek de doğru. Doğru cevabımız D seçeneği. X, Y, Z, T, Q elementlerinin periyot ve grup bilgileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şuna bakacağız. X için başlayalım. X atom numarası 2. Katman dizilim yazıyorum. 2. Başka yok. Dolayısıyla birinci periyot. Peki atom numarası 2 olan elemente dikkat edeceğiz. Atom numarası 2 olan element aslında helyum. Ve helyum son katmanında 2 elektron bulunmasına rağmen yani değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 2A grubu elementi değil, o bir soy gaz. Yani birinci periyot 8A. Dolayısıyla birinci periyot 2A grubu verilmiş. O halde yanlış olan A. Ama yine de diğer seçeneklere bakalım. Y için atom numarası 7 idi. Y7'yi yazacak olursak 2, 5. Yani 1, 2, ikinci periyot 5A grubu. Doğru verilmiş. Z için bakıyorum. Atom numarası 13 Z'nin. 2, 8, 3, 1, 2, 3, 3. periyot 3A grubu. Doğru verilmiş. T için bakıyorum. Atom numarası 19, 2, 8, 8, 1. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 4. periyot 1A grubu. Doğru verilmiş. Peki Q'ya bakıyorum. Atom numarası 20, 2, 8, 8, 2, 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 4. periyot 2A grubu. Doğru verilmiş. O halde cevap A seçeneği.
X, Y, Z elementleri ile ilgili olarak çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre X, Y, Z'nin atom numaraları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Demek ki seçeneklerden de faydalanacağız soruda. X elektron bulunduran katman sayısı, X için elektron bulunduran katman sayısı 3'müş. Yani şunu yapabilirim. X 3 katman. Bunu biliyorum. O halde ilk katman 2, ikinci katman 8 ama üçüncü katmanı henüz bilmiyoruz. X ile aynı periyotta yer alır ve yarı iletken üretimde kullanılır. O halde Y de 1, 2, yani 3 katmanlı, yani aynı periyotta. Ve yarı iletken üretimde kullanıldığına göre o bir yarı metal olması lazım. Bu bilgi. Peki, Y için en azından şuna bakabilirim. Üçüncü periyot elementi olacak ve yarı metal olacak. Y için bakıyorum, mesela A seçeneğinde 2, 8, 7. Yani 7A grubu. O halojen. Gitti. Peki 2, 8, 4. Atom numarası 14 olana bakalım. 2, 8, 4. Evet, 4A grubu elementi. 4A'da yarı metaller vardı. Ve atom numarası 14 olan 3. periyot 4A grubu elementi yarı metal. Peki, 4A grubundaki elementlerden ilki karbon da atom numarası 6. Altında silisyum var, atom numarası 14. Ve karbon bir ametal ama altında, hatta onun altında germanyum vardı, 32. Silisyum ve germanyum birer yarı metal. O zaman atom numarası 14 olanları işaretleyebilirim. Peki atom numarası 18 olanı eledim çünkü 2,8,8 o bir soy gaz. Atom numarası 11 olanı da eledim çünkü 2,8,1 1A grubu, yani 1A grubu alkali metal. Peki o zaman bir de Z ile ilgili bilgiye bakalım. Z hem iyonik bağlı hem de kovalent bağlı bileşikler oluşturabilir. Hem iyonik hem de kovalent bağlı bileşik yapabiliyorsa bu bir metal olamaz. Metaller sadece elektron vererek iyonik bağlı bileşik yapabilir. Bir ametal ise metalle iyonik bağlı bileşik, ametalle ise kovalent bağlı bileşik yapabilir. O halde Z bir ametal olmalı. Bakalım, atom numarası 20 verilmiş. 2, 8, 8, 2. Dolayısıyla 2A grubu element, o bir metal, onu da eledik. O halde doğru cevabımız C olmalı ama yine de kontrol edelim. Z için katman dizilim atom numarası 8 olursa 2,6 olur. 6A grubu bir ametaldir. X'i de kontrol edelim. 2,8,8 3 katmanlı. O halde doğru cevap C seçeneği. Evet, sorumuzda periyodik sistemden bir kesit verilmiş. Bu kesitte bazı elementler yerleştirilmiş. Buna göre hangileri yanlıştır diye soruyor bu elementlerle ilgili. Z ve T'nin kimyası özellikleri aynıdır. Şimdi Z ve T'ye baktığımız zaman Z ve T aynı grupta yer alıyorlar ama aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynı değil, benzer olabiliyordu. Yani kimyasal özellikleri benzerdir deseydi bu doğru olabilir derdik. Ama herhangi iki farklı elementin kimyasal özelliklerinin aynı olma şansı yok. Dolayısıyla bu ifade yanlış. X 2A grubu elementi ise Y toprak metal elementidir. Bunu şöyle açıklayayım. Periyodik sistemin şablonuyla açıklamaya çalışayım. Evet. Şurası 1A grubu, yani hidrojen olsun. Şurası da 8A grubu olsun. Şurası 2A grubu. Şurası 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A gidiyor. Şurası 7A mesela. Şurada ise 3B grubu var. Birinci periyot, ikinci periyot ve üçüncü periyotta B grubu yok. Ama dördüncü periyotta B grubu başlıyor. Bizim şablonumuzda bir boşluk olmadığına göre, şuradaki gibi bir gap olmadığına göre, demek ki bizim şablonumuz buradan alınmış olabilir. Ya da şu bölgeden alınmış olabilir, şuradan alınmış olabilir ya da buradan bir yerden alınmış olabilir. Peki biz X 2A grubu elementi diyorsak demek ki X şurada bir yerde yer alıyor olması lazım. X 2A grubuysa Z, şurası 3B grubu, şurası 4B grubu, yani Z de burada olmalı. O zaman X metal zaten biliyorum, Z de metal. O zaman X 2A grubu ise Y toprak metal grubu olmuyor. Toprak metal 3A demekti, yani burada. O halde bu ifade yanlış. Peki Z bir ametal ise X metal olamaz. Bir bakalım. Z bir ametal ise X bir metal olamaz ifadesi var. Yani şöyle bakarsanız şu kesitten alırsanız eğer Z bir ametal ise, mesela Z şuradaki 7A'daki bir ametal ise, burası 6A 5A. X de 5A grubunda olacak. 5A grubunda bir ametal. Evet, olabilir. Peki metal olamaz mı? Ona bakalım.
Periyodik sistemde mesela 4A grubunun elementleri şu şekilde: karbon, silisyum, germanyum, kalay, kurşun şeklinde gidiyor. Karbon bir ametal. Silisyum bir yarı metal. Germanyum bir yarı metal. Ama kalay ve kurşun ise bir metal. Mesela X bunlardan birisi olsa, X kalay olsa, sonra bir boşluk şuradaki gibi ve bir sonrası, yani 6A grubundan bir element. Burada bir ametal var. O halde Z bir ametal ise X'in de metal olma ihtimali var mıymış? Varmış. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Şunu unutmayacağız: metaller sadece 1A, 2A, 3A grubu ve B gruplarında yer almıyor. 4A, 5A, 6A'da da yarı metallerin altında kalan kısımlarda da kalay, kurşun gibi metaller var. Dolayısıyla bize yanlış olanları sorduğu için 1, 2, 3 cevabımız olacak. Sistemdeki elementlerin bazı özellikleri dikkate alınarak aşağıdaki tablo oluşturulmuş. Tabloda özelliği gösteren element için artı işareti, göstermeyen element için ise eksi işareti kullanılmıştır. Buna göre hangi elementlerin özellikleriyle ilgili işaretlemelerde hata yapılmıştır? Sorumuz bu. Peki, azotu inceleyelim. Atom numarası 7, 2, 5. Son katmanında 5 elektron bulunduğuna göre 5A grubunda bir ametal. Ametal olduğu için metalik özellik gösterir, göstermez denmiş, yani doğru. Oda koşullarında gaz halde bulunur. Azot, oda koşullarında gaz halde N2 şeklinde bulunuyor. Hatta havanın %78 azot, yani öyle bulunur denilmiş. Bu da doğru. Peki azot 5A grubu elementi, 5A grubu elementi olan bir ametal, bileşiklerinde eksi 3 ve artı 5 arasında değerli kalır. Yani kendisini soy gaz yapacak kadar negatif, grup numarası kadar pozitif. Örneğin NH3 bileşiğinde hidrojen artı 1, dolayısıyla azot eksi 3. Veya N2O bileşiğinde oksijen eksi 2, azot artı 1. Yani bileşiklerinde negatif ve pozitif değerlikler alabiliyor. Burada alabileceğini mi söylüyor, alamayacağını söylüyor. Dolayısıyla burada işaretlemede hata yapılmış. O halde azot için hatalı bilgi var. Peki kalsiyuma bakıyorum. Katman dizilim 2882. Yani 2A grubu. O bir toprak alkali metali. Metalik özellik gösterir. Doğru. Metaller oda koşullarında katı halde bulunuyordu. Yani gaz halde bulunmaz demiş. Yani doğru. Metaller bileşiklerinde yalnızca pozitif yüklenebiliyorlardı. Yani elektron vererek soy gaz düzenine ulaşmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla bileşiklerinde artı eksi iyon yükleri halinde bulunabilir. Bulunamaz demiş. Yani bulunamaz. Sadece pozitif yüklenir. Peki alüminyum için bakıyorum. 2, 8, 3. 3A grubu. Yani toprak metali grubunda. O bir metal. Metalik özellik gösterir. Metaller oda koşullarında gaz halde bulunmazlar. O da bulunmaz demiş. Yani doğru. Metaller bileşiklerinde sadece pozitif değerli kalabilirler. Burada artı ve eksi yüklü halde bulunabilire evet demiş. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Demek ki alüminyum için de yanlış yapılmış. Neona bakıyorum. 2, 8. Son katmanında 8 elektron var. 8A grubu elementi, yani o bir soy gaz. O zaman oda koşullarında gaz halde bulunur ifadesine artı koymuş. Doğru. Metalik özellik tabii ki göstermez. Soy gaz, o da göstermez demiş. Bileşiklerinde artı eksi iyon yükleri halinde bulunabilir demiş. Bulunamaz demiş zaten. Soy gaz olan neonun bileşik yapma eğilimi yok. Dolayısıyla bunu da doğru bir şekilde işaretlendiğini görüyoruz. O halde hata yapılmış olan azot ve alüminyum. Yani doğru cevap E seçeneği.